Ardına bakmadan kaçıyor. Haince sivilleri vuruyor ve çirkeflikle Türkleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Savaşı kendi topraklarına çekip sonrasında Rusya'yı da oyunlarına dahil etmeye çalışıyorlar. Avrupa'ya yalvarıyorlar. Resmen mağduru oynuyorlar. Ama bilmiyorlar ki kadim ruh uyandı. Yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Gün intikam günüdür. Biz birkaç yüz yiğit bu topraklarda bir ulu devlete temel atmıştık. Yağarken bu büyük güzel diyarda kuvvete adalet nuru katmıştık. Kolay değildir kardeşlerim. Dört bir tarafa hainlerle çevrilirken bu zorlu yolları yürümek. Bu dikenli yolda bize katılmak için abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya ağlayan karaktersiz Paşinyan, eğer şimdi durmazsak Viyana'ya kadar dayanacağımızı söylüyor. Senin bu ettiğin lafları Miçotakis bile etmedi. Osmanlı geri dönüyor diyorsun, yıllardır Azerbaycan sana saldırmadı diye mi aklına gelmiyordu? Sana Rusya yardım edecek ama Azerbaycan Türkiye ile beraber ilerleyemeyecek, öyle mi? Dünya artık sizin gibi şımarıkları desteklemeyince gerçekler burnunuza çarpıyor. Azerbaycan ordusunun 28 yıldır işgal altındaki Karabağ'ı özgürleştirmek için başlattığı harekat 7. gününü geride bıraktı. Önceki gün Cebrail Fuzuli yönünde birçok stratejik tepeyi ele geçiren Azerbaycan ordusu dün de ilerleyişini devam ettirdi. Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, vurulan nokta ve araçların görüntülerini yayınladı. Karadan ve havadan ağır darbeler yiyen Ermenistan ordusunda tam bir bozgun yaşanıyor. Ermeni askerler, araç, silah ve mevzilerini bırakarak Karabağ içlerine doğru kaçıyor. Cephe girişine ve Ermenistan'la bağlantılı koridoruna çok sayıda kontrol noktası kurarak firarları önlemeye çalışan Ermeni ordusunun zaman zaman kendi askerlerine karşı silah kullandığı belirtildi. Bununla da yetinmeyen Ermeni ordusunun kaçmaları önlemek amacıyla askerleri mevzilerini zincirlediği ortaya çıktı. Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen stratejik tepede öldürülen askerlerin bulundukları noktaya zincirlendikleri görüldü. Kaçarken kendi ordusu tarafından vurulmak istemeyen Ermeni askerleri de Azerbaycan ordusuna teslim olmaya başladı. Azerbaycan basını beyaz bayrak çekerek teslim olan bir grup askerin görüntülerini yayınladı. Firar ve kayıplarla mevzileri tutacak personel bulma konusunda sıkıntı yaşayan Ermenistan ordusu, dünya genelindeki soydaşlarına çağrı yaptı. 50 yaşına kadar erkekleri ve genç kadınları silah altına alan Ermeni ordusunun 60 yaşın üzerindeki insanları da cepheye sürme planları yaptığı ifade edildi. Ordudaki bozgun havası demografiyi değiştirmek için dünyanın dört bir yanından getirilerek Karabağ'a yerleştirilen Ermenileri de etkiledi. İşgalcilerin kurduğu korsan devletin başkenti olarak gösterilen Hankendi boşalmaya başladı. Siviller eşyalarını araçlara yükleyerek Ermenistan'a doğru kaçmaya başladı. Karabağ'da devam eden çatışmaların nabzını dakika dakika tutan Trend Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Rufiz Hafızoğlu, Karabağ'a Mısır'dan da terörist getirildiğini söyledi. Daha önce Mısır'dan gelen Ermeni asıllı kişilerin Karabağ'da eğitim alarak geri döndüklerini vurgulayan Hafızoğlu şunları kaydetti. Elimizde resmi belgeleri var. Suriye'den, Lübnan'dan, Irak'tan Ermenistan'a destek için teröristler geldiler. Mısır'dan Ermeni Kilisesi'nin organizasyonuyla Dağlık Karabağ'a gelen teröristler oldu. Ermenistan Cumhurbaşkanı televizyon kanallarından yurt dışındakilere gelin diye çağrı yaptı. Mısır Ermenileri dünya basını tarafından hiç duyulmamıştı ama biz 2006 yılından beri takipteyiz. Haberler yaptık. Mısırlı Ermeniler Karabağ'da kamplarda eğitim aldılar. Ermeni gazetecilerde bile haber oldu. Kampta terörist eğitimi aldıklarını kabul ettiler. Cepheden moral verici haberler geldiğini aktaran Hafızoğlu, savaş stratejisi gereği bazı bilgiler açıklanmıyor ama gelişmeler lehimize. Azerbaycan ordusu kendi öz topraklarını özgürleştirecek ifadelerini kullandı. Azerbaycan ordusunun ülke topraklarında Ermenistan işgaline son vermek için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabasıyla 7 köy daha kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak'la Fuzuli ilinin
aşağı Abdurrahmanlı köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. İşgal altındaki Madagiz yerleşim birimine de Azerbaycan bayrağı dikildiği bilgisini veren Aliyev, kurtarılan Madagiz'in adını Su Govuşan olarak değiştirdiğini duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Su Govuşan olarak anılacaktır. Madagiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Baktılar, Türk ordusuna güçleri yetmiyor. Sivilleri hedef alıp Azerbaycan'a iftira atıyorlar. Kendi kendini vuruyor diye. Siz Azerbaycan topraklarını, cephe hattını kullanarak Azerbaycan'ı vurup dururken Azerbaycan'ın kendini vurmaya ihtiyacı yok ki. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Ermeni askeri grupların Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada Ermeni askeri gruplar Gence şehrini, Karabağ'da ise Fuzuli bölgesini, Adam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence'ye yönelik saldırılar Ermenistan topraklarından yapılmıştır ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir değerlendirmesinde bulundu. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın kışkırtıcı saldırısıyla ilgili sosyal medyadan çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ağar, Ermenistan'ın asıl amacının Azerbaycan'ı Ermenistan'ı Ermenistan'da vurmaya tahrik edip Rusya'yı oyunun içine çekmeye çalışması olduğunu dile getirdi. Abdullah Ağar'ın konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: Dağlık Karabağ'dan ve Azerbaycan-Ermenistan sınırlarından temas noktalarından çok içerideki Azerbaycan Gence Havaalanı dün gece vuruldu. Azerbaycan'ı Ermenistan'ı Ermenistan'da vurmaya tahrik edip Rusya'yı oyunun içine çekmeye çalışan Ermenistan şimdi de "ben vurmadım" diyor. Ermenistan'ın karar vericileri nasıl yalan söyleyeceklerini şaşırdılar. Azerbaycan Gence'de kendi kendini vurdu diyorlar. İyi de siz Azerbaycan topraklarını, sınırı, cephe hattını kullanarak Azerbaycan'ı vurup dururken Azerbaycan'ın kendini vurmaya ihtiyacı yok ki. Ne kadar aptalca bir yalan, ne kadar aptalca bir suç yıkma. Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine yapılan bombalı saldırıya sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan'ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılar Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü'de düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'a demediğini bırakmadı ve önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan yönetiminin liderlerinin Azerbaycan'a karşı savaş suçu işlediğini vurgulayan Hacıyev, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Smerç ve Toçka U füze sistemleriyle Gence, Horadiz, Beylagan ve Terter şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan sivil vatandaşlar var. Son günlerde Azerbaycan'ın şehir ve köylerine 10 binden fazla top mermisi düştü dedi. Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın şehirlerine parça tesirli bombaların atıldığını belirten Hacıyev, Ermenistan terörist bir devlettir. Azerbaycan bu saldırıların hiçbirisini cevapsız bırakmıyor. Ateşin işgal altındaki topraklardan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın emriyle açıldığı bildirildi. Araik Harutyunyan'a buradan hitap etmek istiyorum. Harutyunyan, bir sığınağa saklandınız. Azerbaycan ordusu sizi orada buldu. Azerbaycan ordusunun nokta atışı sonucu ağır yaralandı. Aynı kadar diğerlerini de bekliyor ifadelerini kullandı. Azerbaycan'a Vardanistan Gorus şehri yakınlarında roket atıldığını vurgulayan Hacıyev, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı tüm bölge için bir tehdittir. Ermenistan'ın yönetimi de bölge için bir tehdittir. Gence, Terter ve diğer şehirlerin halkı bu saldırılardan korkmuyor. Bütün bunlar belgelenecek ve ilgili uluslararası kuruluşlara sunulacaktır. Azerbaycan uydusunu kullanarak fırlatılan roketlerin yörüngesi netleştirilecek ve uluslararası kuruluşlara bildirilecek. Han kendi yakınlarında düşmanın topçu ateş noktaları imha edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Ermeni Silahlı Kuvvetleri işgal edilen topraklardan çekilmelidir, dedi.